Hocam ilk sorunun devamı olarak bir de şöyle bir tabirat kullanılmış. Arapça Kur'an okumak size hiçbir şey katmaz. Mesela namaz kılarken Fatiha'da hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur diyoruz. Evet. Demek ki Allah'a din mi öğretiyoruz diyor. Namazın yanlış olduğunu buradan da anlayabilirsiniz. Diyor. Tamamen zır cahilce bir yaklaşım bu. Namaz dediğimiz ibadet içinde zikir var, dua var, ilim var, tefekkür var. Bu alemden yedi kat göğe bir uzanış var. Hepsi içerisinde. Hamd alemlerin Rabbine olsun diye biz bunun evveliyatında da ne yapıyoruz? Allahu Ekber diyoruz. Ellerimizi de kaldırıyoruz. Bunları böyle ehlinden dinlerseniz ne manaları ifade ettiğini anlarsanız. Geriye doğru elleri kaldırmak, dünyalık bütün düşünceyi arkaya atıp Allahu Ekber deyip Allah en büyüktür. Yani benim kalbimdeki gelen hatırat dediğimiz düşünceler hepsi Allah'ın yanında hiçtir. Onun için hepsini atıyorum kenarıya, en yüce, en ulu, en güzel olanla beraber oluyorum deyip sonra Subhaneke öyle bir Hazretin huzuruna girerken ona tazim etmek gerekir. Bütün ulu makamları, ulu edepleri vardır. Allah'ın huzuruna girdiğin zaman da Allah'ı tesbih edersin, ululuğunu ifade edersin. Sonra hamd edersin alemlerin Rabbine. Neden hamd ediyorsun? Seni yarattı, bu alemi yarattı, yok iken var etti. Rahman ve Rahim'dir. Sen onu Allah'a anlatmıyorsun. Sen bunu kalbine öğretiyorsun. Allah'ın azametini diri tutuyorsun orada. Dinç tutuyorsun. Neden? Birazdan Rabbine hitap edeceksin. Hitap ederken onun huzurunda olduğunu kalp unutmasın. Ondan isteyecek çünkü. Ondan yalvaracak. Yoksa onu unuttuğun vakitte bu azameti, bu heybeti kalpten kaçırdığın vakitte doğru dürüst bir istekte bulunmazsın. İstekte bulunmadığın vakitte de isteğine nail olmazsın. Bu yani çok derin sırlar ve ulu edepleri barındıran ayetler var içerisinde. Orada okuyorsun İyyâke na'budu, ancak sana kulluk ederim ya Rabbi. İhlasını perçinliyorsun tekrar tekrar. Sen zaten ibadet yapacaktın, hep ihlaslı yapacaktın. Şeytan oradan buradan saldırmaya çalışırken sen her defasında diyorsun ki sırf senin için yapıyorum Allah'ım. Kalp belki o noktaya gelmese de sen dilinle tekrar tekrar söylüyorsun ki onu oraya çekmek için. Riya düşüncelerini silmek için. Ve İyyâke nesta'in, peşinden diyorsun ki senin yardımın olmadan da ben bunu başaramam ifade ediyorsun orada yani. Kalbin tevazusu, mütevaziliği, hakka yakarışı, yalvarışı bunların içerisinde var. Sonra diğer ayetlerini okuyorsun. Kur'an dediğin uçsuz bucaksız bir okyanus. Şifa olan ayetleri var, bereket saçan ayetleri var. Her ayette ulu ilimler var, derin sırlar var. Bunları okuyacaksın. Namazda okuyorsun. Namazda bütün her şeyi dışarıda bırakarak okuyorsun. O senin namazın dışında açılmayan malalar Allah'ın lütfuyla namazda açılıyor. Onun için namaz müminin miracıdır diye buyuruyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Yani biraz böyle kalbine yönelen insanlar, mana alemine yönelen çok iyi bilirler bunu. Çoğu fütuhat namazda gelir. Çoğu manalar namazda açılır yani. İnsan hiç kalbinde olmadığı veyahut da hizmet babından Allah'ın ona bahşedeceği kapılar namazda açılır. Allah fikrattan namazda kalbine şunu yapacaksın Mustafa, bunu yapacaksın, bunu yapacaksın diye yani. Onun için yani bu namazı dedik ya, hani meal okuyor bu insanlar. Meal okuduğu için de Kur'an'ı bir avuç su zannediyorlar. Halbuki derin bir okyanus o, ucu bucağı yok. İçinde şifa var, bereket var, hidayet var, ilim var, sır var, derman var, her şey onun içerisinde. Yedi kat göğü anlatan esrarlı ilim var yani. Biz okuduğumuz her ayeti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ayet ile koskoca bir geceyi geçiriyordu. Teheccüd namazında bir ayet ile ta gece kalkıyor sabaha kadar aynı ayet okuyor. Orada öyle bir tat, öyle bir bereket, öyle bir ledunni ilim açılıyor ki kalbine mübarek. Başka bir ayete geçmiyor. Bir ayetle bitiriyor geceyi. Düşünebiliyor musunuz yani? Efendimizin namazı bizim gibi böyle iki dakikada değil ha. Kalktığı vakitte imsak kadar namaz kılıyor Resul-i Ekrem. 3 saat, 4 saat. Öyle uzun yani teheccüd namazları. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek topukları şişiyordu. Taha suresinden de Allah subhanehu ve teala onu anlattı bize. İmam Busayri hazretlerinde buyurduğu gibi وَلَمْ تُسُنَّةَ مَنْ اَحْيَ الظَّلَامَ اِلَا اَنْ اِشْتَكَتْ قَدَمَاهُ الظُّرَّ مِنْ وَرَوِ O kutlu peygamberin sünnetine zalim oldum, uyamadım yani. Çok eksiğim ben diyor. Mübarek topukları şişene kadar namaz kılardı geceleri. Velhasıl bu derin sırlar içerisinde Kur'an-ı Kerim'den alınacak öyle ulu ilimler, öyle harikalıklar var ki orada okuduğun ayetlerin her okuduğunda kalbini oraya verirsen senin kalbine gelecek ayrı bir nur var. Siz bu nurları alamadığınız için kardeşlerim, çok insanlar, özellikle bu mealist gruplar alamadıkları için kuru zannediyorlar. Kur'an-ı Kerim'i içi boş bir bardak zannediyorlar. Onun için alıyor böyle kaldırıyor. Ya bunda bir su yok ki, bunu niye içiyoruz diyorsunuz. Sizin bardağınız boş da ondan. Biz okyanusun kenarına oturmuşuz.
Her namaz kıldığımızda içiyoruz diyoruz ki ya biz çok az içiyoruz. Bu koskoca bir okyanus. Biz çok açız. Siz de diyorsunuz ki biz bardağı götürürüz bir şey içmiyoruz. Yanlış yere oturursan böyle olur yani. Kur'an okyanusuna oturduğun vakitte, menbaalarına, kaynaklarına oturduğun vakitte uçsuz bucaksız ikramı var kalbe gelecek olan yani. Esrar var. Elhasıl siz manayı idrak edemediniz diye manasız demeniz sizin cahilliğinizi gösterir. Öğrenin. Bu yola girin. Ne manalar var, neler açılır görün yani.